İsterseniz biraz da arkadaşlar odağında B lenfositler olan hümoral tepkiden bahsedelim. B lenfositleri ya da B hücreleri, böyle bunları mavi ile çizelim. Evet, bunun bir B lenfositi olduğunu düşünelim arkadaşlar. B lenfositi, lenfosit olarak sınıflandırılan ak yuvarların bir alt kümesidir ve kemik iliğinde üretilirler yüzeylerinde ise bazı proteinler bulunur. Aslına bakarsanız bunlardan 10 bin tane kadar vardır. Bu arada B hücreleri benim favori hücrelerimdir. Bunun neden böyle olduğunu az sonra size açıklayacağım. Yüzeyindeki proteinleri bu şekilde çizebiliriz. Tabii ki de hepsini değil, yani 10 bin tane yerine sadece birkaç tane çizeceğim. Bunlar protein kompleksleridir. Evet, sanırım bu şekilde adlandırmak daha doğru olacak. Üzerlerinde dört farklı protein bulunur ve bunlara da membrana bağlı antikor diyebiliriz. Antikorlardan da daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Antikor ismini daha önce duydunuz ama öyle değil mi? Evet, grip için antikorlar, çeşitli virüsler için antikorlar. Az önce de söylediğim gibi Bunlardan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Ancak şimdilik antikorların protein olduklarını aklınızdan çıkarmayın. Zaman zaman immunoglobulin ve antikor aslına bakarsanız aynı anlama gelen kelimelerdir ve bunlar birer proteindir. Anlaştık mı? Bunlar B hücrelerinin membranlarının yüzeyinde bulunurlar. Membrana bağlı dememizin sebebi de bu. Antikor dendiğinde genellikle akla serbest dolaşan antikorlar gelir ve onları da bu şekilde çizebiliriz. Nasıl üretildiklerinden az sonra bahsedeceğiz. Membrana bağlı antikorlar ve B hücreleri konusunda ilginç olan şey, B hücrelerinin membranlarında iki tip membrana bağlı antikor bulunmasıdır. Buraya bir tane daha çizeyim. Evet. Bu B hücresinin membranında da bazı antikorlar olacak ama bunlar farklı antikorlar olacaklar. Neden farklı olduklarına da az sonra değineceğim. Şimdilik aynı renkle çizeyim. Bu membrana bağlı antikorlardan biri, bakın buradaki işte, membrana bağlı antikorlardan biri ve bu da diğeri. Bunların ikisi de B hücresi ve üzerlerinde antikor taşıyorlar. Şimdi bu iki B hücresi arasındaki fark, üzerlerindeki antikorların birbirinin farklı şekiller alabiliyor olması. Mesela bir tanesini bu şekilde çizeyim. Şöyle ve şöyle ya da bir saniye şöyle anlatırsam daha iyi olacak. Yeşil kısımları aynıdır. Ve buradaki kısımları mesela bununkini böyle pembeye boyayayım. Bu membrana bağlı diğer antikorların değişebilen kısımları aynıdır. Ama bir başka B hücresindeki antikorlar da farklıdır. Bunları da farklı bir renge boyayayım mesela koyu pembe. Evet, işte böyle. Bu hücrenin üzerinde bunlardan 10.000 tane var. Bu antikorların değişebilen kısımları aynı ama hepsi bunun üzerindeki antikorlardan farklılar. Ve bu değişebilen kısımların da hemen hemen 10 üzeri 10 farklı kombinasyonu olabilir arkadaşlar. Evet, ilk soru geliyor. Size henüz bu değişebilen kısımların ne işe yaradığını anlatmadım. Ama sizce burada kaç tane farklı kombinasyon olabilir? Bu hücrelere ait olan bu proteinler hücrenin genleri tarafından üretiliyorlar. Bu gördüğünüz hücrenin çekirdeği. Çekirdeğin içinde de DNA var. Bu iki hücrede de, daha doğrusu bu iki hücrede B hücresi olduğuna göre arkadaşlar, aynı ata hücreden geliyor olmaları gerekir. Öyle değil mi? Yani DNA'larının aynı olması gerekir. Buraya bir soru işareti koyayım. Peki, DNA'ları aynı olmasına rağmen, Ürettikleri bu proteinler neden farklıdır? Bu nasıl gerçekleşebilir? B hücrelerini bu kadar ilgi çekici bulmamın sebebi de zaten bu. Bu arada aynı durum T hücreleri için de doğrudur. Evet, devam edelim. B hücreleri gelişmeleri yani hematopoyezleri sırasında proteinin bu kısmını kodlayan DNA'larında çok büyük değişmeler olur. Evet, bu kısmı kodlayan DNA'da karışmalar olur. Ve Söz konusu DNA olduğunda önemli olanın bilginin ya da kodun olduğu gibi aktarılması olduğunu, yani herhangi bir karışma ya da değişme olmaması gerektiğini hatırlıyor olmalısınız. Ama B hücreleri olgunlaşırlarken, olgunlaşmaları ya da gelişmelerinin bir aşamasında bu kısımları kodlayan DNA'da bilinçli bir karışma gerçekleşir. Membrana bağlı Imunoglobülünleri birbirinden farklı kılan budur. Evet, farklılaşmanın neden olduğundan daha az sonra bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi, vücudumuzu enfekte edebilecek milyonlarca farklı şey olduğunu biliyoruz. Virüsler ve bakteriler sürekli mutasyon geçiriyorlar ve evriliyorlar ve biz vücudumuza neyin bulaşabileceğini bilmiyoruz. Bağışıklık sistemimiz, bağışıklık sistem B hücreleri aracılığıyla ki aynı şeyin T hücreleri için geçerli olduğunu da göreceğiz, karşısına çıkacak herhangi bir şeye bağlanabilecek unsurlar üretmiştir. Örnek olarak karşımıza yeni bir virüs çıktığını düşünelim, tamam mı? Ve diyelim ki B hücresinin karşısında olan bu virüsü daha önce kimse görmedi. Virüs B hücresine çarpacak ama bağlanmayacak. Bir tanesine daha çarpacak ama yine bağlanmayacak. Ve belki binlerce B hücresi için durum böyle olacak. Ama vücudumuzdaki B hücresi sayısı ve antikorların değişebilen kısımlarının da o kadar çok farklı kombinasyonu var ki eninde sonunda elbet bir tanesi virüse bağlanacak. Mesela bu. Evet bu B hücresi virüsün yüzeyinde bulunan bu kısma bağlanacak. Bu farklı bir bakteri ya da farklı bir protein de olabilir. Bakterinin ya da virüsün üzerinde bulunan ve B hücresinin bağlandığı kısma da epitop adı verilir. Epitop. Bu B hücresi yabancı patojene bağlandığında bu arada sadece bunun yani bu belirli kombinasyona sahip hücrenin bağlandığını, yani diğer B hücrelerinin bağlanmadığını da hemen bir kere daha tekrarlamak istiyorum. Bir de gelişimleri sırasında Zaten vücudumuzda bulunan ve bize zararı olmayan şeylere bağlanacak kombinasyonların gelişmediğini de hemen ekleyelim. Evet, başka bir deyişle de, vücudumuza yabancı olmayan kombinasyonlar elenir ve bu da kombinasyonların aslında 10 üzeri 10 tane değil, bundan daha az olduğunu bize gösterir. Kendi hücrelerimize bağlanabilecek kombinasyonları elediğimizde bile geriye yabancı bir patojene yani bir virüse ya da bakteriye bağlanabilecek çok fazla sayıda kombinasyon kaldığını bilmelisiniz. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Bu B hücresi bağlandığında diğer hücrelere arkadaşlar piyango bana çıktı ve virüse bağlandım der ve aktive olur. Bunun detayından da daha sonra bahsedeceğiz. Ancak aktivasyonun gerçek anlamda gerçekleşmesi için yardımcı T hücrelerinden destek alınması lazım. Ancak bu videoda daha fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Buraya girmeyeceğim. Şimdilik aktivasyonun patojene bağlanıldığı anda gerçekleşen bir şey olduğunu varsayalım. Az önce de söylediğim gibi çoğu zaman yardımcı T hücrelerinin desteği gerekir ve bunun neden önemli olduğuna önümüzdeki videolarda değineceğim. Aslına bakarsanız bu bağışıklık sistemimizin başarısız olmasını engelleyen şeylerden biridir. Şimdi kaldığımız yere geri dönelim. Bu hücre aktive olduğunda kendini klonlamaya başlar. Neden diyecek olursanız, patojene bağlanmayı başarmış olan hücre kendisidir ve bu yüzden de bölünmesi gerekir. Evet, bölünmesi sonucunda da bu hücrelerin sayısı artar. Bu hücreler de kendilerini kopyalayıp farklılaşmaya başlarlar. Farklılaşmaktan kastım farklı roller üstlenirler. İki tip farklılaşmadan bahsedebiliriz. Bu hücrelerden bir sürü, belki de yüzlerce hatta binlercesinin üretileceğini biliyoruz. Bunlardan bazıları hafıza hücresi görevini üstlenirler. Bunlar, üzerlerinde kusursuz reseptörü yani antikorun değişebilen kısmını taşıyarak ortalıkta gezinen B hücreleridir. Bu hücreler normalde olmaları gereken sayıdan daha fazla olacaklar. Demek istediğim, vücudumuz aynı virüsle mesela 10 sene sonra bir daha karşılaşacak olursa, ortalıkta virüse denk gelip bağlanabilecek bu hücrelerden daha fazla olacaktır. Anlaştık mı? üretilen B hücrelerinden bazıları da efektör hücresi olacaklardır. Bu hücrelerde, bu arada, bunlardan zaman zaman plazma hücreleri olarak bahsedildiğinde duyabilirsiniz. Evet, bu hücreler antikor fabrikasına dönüşecekler. Üretecekleri antikorlar ise, sizin de tahmin ettiğiniz gibi, tam da bu kombinasyona sahip antikorlar olacaklar. Evet, bu antikoru üretip dışarı salmaya başlayacaklar yeni virüse bağlanabilen bu antikorlardan belki de milyonlarca üretip dışarıya salacaklar. Ki üretim hızlarının da saniyede 2000 antikor kadar olduğunu hemen eklemek istiyorum. Bu da bir anda vücudumuzun içinde dolaşmaya başlayan, dokulara ulaşabilen milyonlarca antikor olacak demek. Hümoral sistemin faydası da işte budur. Vücudumuza yabancı bir patojen girdi ama hümoral bağışıklık sayesinde bir anda milyonlarca antikorumuz olabiliyor efektör hücreler üretiyor, dışarıya salıyor ve antikorlar da gidip virüse bağlanıyorlar. Hemen bunu da çizelim. Bu durumun birkaç farklı faydası var. Öncelikle böylelikle bu virüslerin toplanması için onları etiketlemiş oluyoruz. Fagositoz için ki bu da e, opsonizasyon olarak adlandırılır. Evet, fagositlerin gelip de bu molekülleri yemeleri ya da yutmaları için etiketlenmesine opsonizasyon adı verilir. Antikorlar bu virüslere bağlanarak fagositlerin onları bulmalarını kolaylaştırırlar. Antikorlar virüslerin fonksiyonlarını da bozarlar. Örneğin üzerinde böylesine bir uzantı olan bir virüsün hücre içine girmesi zorlaşmış olabilir. Bu antikorların üzerinde iki tane aynı ağır zincir, iki tane de aynı hafif zincir bulunur ve bu kısımların ya da dalların her birinin ucunda da değişebilen bir bölge vardır ve bunlar da virüsler ya da patojenler diyelim üzerindeki epitoplara bağlanırlar. Peki mesela bu kısım bir epitopa, bu da bir başka epitopa bağlanırsa ne olur dersiniz? Bu virüsler birdenbire birbirlerine yapışmış gibi olurlar ve aslına bakarsanız bu çok da verimli bir durumdur. Etiketlendikleri anda yapacakları şeyleri yapamamaya örneğin hücrelere girememeye başlarlar. Opsonize oldukları için de fagositler onları bulur ve yutarlar. B hücrelerinden önümüzdeki videolarda da bahsedeceğiz ama B hücrelerinin vücudumuzun sıvıları içinde bulunan herhangi bir şeyi tanımlayacak kadar çok kombinasyona sahip olmaları beni her zaman etkilemiştir. Bu arada henüz her durumu değerlendirmediğimizi de hatırlatmak isterim. Örneğin hücrelerimize sızan şeyler olduğunda ya da söz konusu kanser hücreleri olduğunda neler olacağına yani işler kontrolden çıktığında bu hücreleri nasıl öldüreceğimize henüz değinmedik. Onu da başka videolarda yapacağız.